Öncelikle merhabalar. Bu yıl 8.sini düzenlediğimiz Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çevre birimi uhdesinde gerçekleştirilen Denizli bir etkinliğimize Türkbükü mahallemizden bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Tüm koylarımızda yaza kadar devam edecek olan faaliyetimizde Bodrum Belediyesi'nin yine kendi uhdesindeki 18 dalgıçla faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu belediyemizin gerçekleştirdiği ve durumsal çevre ile ilgili durumsal farkındalık içeren faaliyetimize mis gibi bir Bodrum platformundan ve temsilcisi Safiye Hanım, yine Türkbükü'ndeki ilkokulumuzun müdürü ve kıymetli öğretmenleri, muhtarımız ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ekibi dahilinde müdahil oluyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu faaliyetlerimiz devam edecek. En önemli hususlardan bir tanesi burada tabii ki yapacağımız 2 günlük, 3 günlük Denizli bir temizliğiyle denizin tamamını temizleyemesek de ciddi bir çevresel farkındalık yaratmak istiyoruz. Hedefimizin en önceliği bu. Örnek verecek olursak bir pet şişenin, plastik bir pet şişenin denizde 450 yıl boyunca kaybolmadığını, duyarsız insanların pet şişedir ne olacak diye attığı şey aslında 450 yıl boyunca denizdeki faunaya, canlı hayatına zarar veriyor. Yine cam şişenin 1000 yıl boyunca hala kaybolmadığı bilimsel verilerle ortadayken Bodrum'un kalbi olan denizimizi korumak, kollamak, gelecek kuşaklara temiz bir şekilde bırakmak için bir durumsal farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bugün de bu amaç uğruna buradayız ve ben bu maksatla faaliyetimize katılan muhtarımıza, Türkbükü muhtarımıza, okulumuzun öğretmen ve yönetici ekibine ve mis gibi Bodrum platformuna ve diğer tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ederim. Denizler bizim geleceğimiz. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekli. Günah, şu denizin haline bakın Allah aşkına. Yazıklar olsun. Şu deniz bize neler veriyor, biz ne hale getiriyoruz. Çok üzülüyoruz böyle bu etkinlikleri yaptığı için. Temizlikleri yaptığı için çok Ahmet Paşa'ya teşekkür ederim. Bu denizdeki çıkardığımız atıkların içerisinden çıkan ahtapot yavrusu. Bunu doğal yaşamına geri bırakacağız. Deniz en çok mavi yakışır sloganıyla çıktığımız bu yolculukta 8. yılına geldik. Tamamen Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçlarıyla devam ettiğimiz bu organizasyonda 8. yılı olması vesilesiyle bir pasta hazırladık arkadaşlarımıza, sürpriz yaptık. Onların sayesinde bu iş devam ediyor ve uzun soluklu bir organizasyon. Umarım önümüzdeki yıllarda da devam eder. Bu da Bodrum Belediyesi'nin kurumsal kimliğini ön plana çıkarıyor. Bu da hep bizim arkadaşlarımızın sayesinde oluyor. Allah tam ortamıza.